Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün kırmızı başlıklı kız ormanda ilerliyormuş. Onu gören kurt hemen peşine takılmış. Nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Kurt kızın önünü kesip bir anda bu soruyu sormuş. Küçük kız, büyük annem hastalandı, onu görmeye gidiyorum demiş. Kurt sormuş, büyük annen nerede oturuyor? Küçük kız tarif etmiş evi. Kurdun gözleri büyümüş. Kızı oyalamak için ormanda çok güzel çiçekler var, neden onlarla oynamıyorsun demiş. Bir anda gözleri ışıldayan kız büyük annesine çiçek toplamak istemiş. Kurt bu sırada eve koşmuş. Eve vardığında büyük anne hasta yatağında yatıyormuş. Kurt onu bir çırpıda yutuvermiş. Kırmızı başlıklı kız eve vardığında büyük bir sürprizle karşılaşmış. Büyük annesinin yatağında bir kurt yatıyormuş. Kurt onu da yutuvermiş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük annenin imdadına ormandaki bekçi yetişmiş. Kurdun karnını yararak hem büyük anneyi hem de kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Az önce dinlediğimiz kırmızı başlıklı kız masalı, annesinin sakın yoldan çıkma sözünü unutup bir kurdun sözüne güvenen kızın başına gelenleri anlatıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde anlatılan bu masal, Suriyeli çocukların da en çok dinledikleri arasında. Ancak onlara bu hikaye ne uykuya dalmadan önce ne de sadece hoş vakit geçirmeleri için anlatılıyor. Her çocuk bir masalla büyür. Kimi kahramanlığı öğrenir, kimi kazanmayı. Onlarsa güvenmemeyi öğreniyor. Elhara, Suriyeli gençlerin kurduğu ve çocuklar için küçük gösteriler düzenleyen bir tiyatro grubu. Ellerinde taşıdıkları bu platform ve birkaç oyuncak dışında çocuklara sunabildikleri pek bir şeyleri yok. Ancak bu bile onları gülümsetmeye yetiyor. قفز أمامها فجأة. التهبت الفتاة بكل فرح وسرور. Hasan Tillavi, Medine Serakip. Adım Hasan Tillavi. Serakip kentindenim. 2018 yılında bir grup gençle Velid Ebu Raşid adlı mahalli bir tiyatro kurduk. Evlerinden, yaşam alanlarından kaçan çocuklar için sahnede gösteriler düzenliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda kampta sahne aldık. Çocukları mutlu etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyorsunuz çocuklar güldüğü zaman etrafa mutluluk saçar. Sahne aldığımız okullar ve kamplar en çok hedef alınan yerler. Ama biz yine de işimize devam edeceğiz inşallah. Mustafa Dahman Perspektif'e hoş geldin. İdlib'deki bu küçük ama anlamı büyük gösteriyi görüntüledin. Bize biraz o günden bahseder misin? Nasıl bir atmosfer vardı? The children were very happy and... Çocuklar çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü onları gülümsetebilmeyi başardık. Suriyeli çocukların hayatı çok kötü. Bu yaşa kadar sadece savaş uçaklarının evlerini, okullarını nasıl hedef aldığına tanık oldular. Bu yüzden onların yüzünü gülümsetmek bizim için çok anlamlı. Savaş bölgesinde doğan çocukların çoğu elektrik nedir, televizyon nedir bilmiyor. Bu yüzden bu küçük şov bile onları çok etkiledi. Çok mutlu oldular. Elhara ekibi bazen kendi oyunlarını, bazen de klasikleri canlandırıyor. Kırmızı başlıklı kızın hikayesi ise en çok sahnelenen oyunlar arasında. Savaş bölgesinde yaşayan bu çocuklara, yabancılara güvenmemeleri gerektiği bu masalla anlatılıyor. Adım Mahmut İbrahim, Huş beldesindeyim. Oradan göç etmek zorunda kaldık. Binliş'e geldik. Burada bir okulda kalıyoruz. Bugün bizi tiyatro yapmak için geldiler. Allah onlardan razı olsun. Onlardan yabancılarla nasıl iletişim kuracağımızı öğrendik. Bugün çok mutluyduk. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Benim adım Esed. İş beldesinden savaş nedeniyle buraya kaçtık. Bombalamalardan dolayı Binliş'teki bu okula sığındık. Bu abiler bugün bize tiyatro yaptı. Bize hikayeler anlattılar. Bize yabancılarla konuşmamayı öğütlediler. Gözlerinde
Gösteriyi izlemeye gelen çocukların hemen hemen hepsi Esad rejiminin saldırılarında yerlerinden edilen ailelerin çocukları. Birçoğunun ya annesi ya da babası yok. Röportaj yaptığın çocuklar gösteride onlara yabancılarla konuşmamaları gerektiğinin öğütlendiğini söyledi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Tiyatro grubu çocuklara Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesini canlandırdı. Oyunda onlara sokakta tanımadığınız kişilerle konuşmayın mesajını verdiler. Bildiğiniz gibi savaş bölgesinde yaşıyoruz. Sokaklar her an tehlikeli olabiliyor. Kötü niyetli insanlar çocukları kaçırabilir. Bazı yerlerde çocukları kaçıran ve onları zorla terör örgütüne katıp kendi amaçları doğrultusunda savaşa götüren insanlar var. Burası tehlikeli bir orman gibi ve tüm çocuklar Kırmızı Başlıklı Kız gibi dikkatli olmak zorunda. Like Layla should be careful here. Suriye'de iç savaş nedeniyle 2,5 milyondan fazla çocuk ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Mart 2011'den bu yana en az 29 bin çocuk öldürüldü. Buna rejim güçlerinin işkence yaparak ya da kimyasal silahlarla öldürdüğü çocuklar da dahil. Yaklaşık 5 bin çocuksa hala tutsak. Savaş bölgesinde ya da kamplarda hangi çocuğa hayalini sorsanız doktor olacağım, mühendis olacağım der. Motosiklet tamircisi olacağım diyen bile olur. Hepsinin bir hayali var ama savaş onların hayallerini de yıkıyor. Hayatlarını değiştiriyor. Birçoğu evlerini, hayallerini terk edip Türkiye yakınlarındaki kamplara göç etmek zorunda kaldı. Hükümet yanlısı güçlerin saldırılarının sistematik olduğu ve nüfusu hareket etmeye zorlayacak şekilde tasarlandığı sonucuna vardık. Nüfusu göçe zorlamak insanlığa karşı bir suçtur. Bunun hem hükümet yanlısı güçler hem de silahlı gruplar ve terör örgütleri tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Burası İdlib Türkiye sınırındaki tıh kampı. Rejim füzelerinin henüz yok etmediği bir yer. Kampta yaşayan çocuklar uçurtma uçuruyor. Bu kiminin ilk kez yaptığı bir etkinlik. Onların uçurtma eğlencesi basit bir eğlence olmaktan çok daha fazlası. Hepsi savaşı unutmanın bir yolunu arıyor. Arkadaşlarımıza buradan temin ettiğimiz iplikleri, kartonları, kağıtları ve çıtaları kullanarak uçurtma yaptık. Bunları kamptaki çocuklara hediye ettik ve onları sevindirdik. Acılarını unutturduk. Umudun ve mutluluğun hepimiz için farklı anlamları var ama ben özellikle Suriyeliler için ne anlam ifade ettiğini merak ediyorum. Suriye dışındakiler için mutluluktan söz edecek olursam, onlar için mutluluğun hayatta her şey olduğunu söyleyebilirim. Evlenmek, parti yapmak gibi. Aynı zamanda mutluluk, daha basit şeyler anlamına da gelebilir. Okulda başarılı olmak gibi. Ama Suriyeliler için mutluluk, diğer birçok insanın algılamasından çok daha farklı. Suriyeliler karmaşık insanlar değiller. Dolayısıyla istekleri de çok basit. Onlar özgürce yaşamak, evlerine, memleketlerine geri dönmek istiyor. Temiz suya erişmek, çocuklarını okula göndermek istiyor. Yani kısaca özetleyecek olursam, Suriyeliler için mutluluğun anlamı insan gibi yaşamak. Live like a human. Suriye'de çocuklar kendi başının çaresine bakmak zorunda. Ataullah da bu çocuklardan biri. 8 kardeşten biri olarak İdlib'de dünyaya geldi. Ama savaş ve rejimin baskıları yüzünden çocukluğunu yaşamak yerine bir kamptan diğerine sürüklenir oldu. Şu anda İdlib yakınlarında bir kasabada yaşıyor. Ancak 8 kardeşiyle birlikte hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda. Ataullah geçimini çöp toplayarak sağlıyor. Hayalinde ise bir gün motosiklet tamircisi olmak var.
Selamun aleyküm. Allah'ın ismi Atallah. Adım Ataullah. Hama kırsalındanım. Bizim orada evimiz bahçemiz vardı. Orada çok mutluyduk. Her şeyimiz gitti. Evimiz yıkıldı. Serakip'e göçtük. Oradan da buraya. Bombardımandan kurtulmak, hayatta kalmak için burada çalışmaya başladık. Ben ve kardeşlerim kazandığımız 900 lirayla geçiniyoruz. Bundan sonra ne olacak derseniz, vallahi ben de bilmiyorum. Ne yapıştın lan? Oğlum çalış. Başkalarına el açmamak Haberli için çalışmak değil, ayıp hala. Değil. Allah'a emanet olsun. Aşı olman öyle. Elhamdülillah. Eminim ki görmeden anlamak pek de mümkün değildir ama bize Suriyelilerin bir gününü anlatabilir misin? We have now two options. İki seçenek var. Birincisi bombalanma zamanında yaşananlar. Öyle günlerde Suriyeliler hayatta kalmaya çalışıyor. Ailelerini, çocuklarını korumaya odaklanıyor. Savaşın olmadığı bölgelere göç ediyor. Suriyelilerin bombalanırken neler hissettiğini hayal bile edemezsiniz. Kafalarında bir anda yüz binlerce düşünce belirir. Tüm bu düşünceler tek bir şeye odaklanır. Nasıl hayatta kalacağız? Çocuklarımı ölümden nasıl uzak tutacağım? İkinci seçeneğe gelelim. Bu seçenekte bombalanma yok ama yine acı var. Suriyeli ailelerde bu kez de evlerini geçindirme, çocuklarına yiyecek güzel şeyler bulma derdi başlar. Çocuklarımız ve kadınlarımız için korkuyoruz. Gördüğünüz bu bölgeye kaçtık ve yaşamak için bu kalıntıları seçtik. Bir çadırda kalıyoruz. Yağmur yağdığında su içine giriyor ve ne yazık ki yaşamın tüm temel ihtiyaçları bizim için mevcut değil. Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmaya başlamasıyla ülkeler kendi içine kapandı. Dolayısıyla Suriye'den de çok fazla çatışma haberi gelmedi. Ülkedeki son durum nedir? Salgın nedeniyle saldırıların görece azaldığını söyleyebilir miyiz? Açıkçası Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Mart'ta ateşkes ilan edildi. Ama buna rağmen rejim güçleri İdlib'in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine hedef almaya ve bombardımana devam ediyor. Yani koronavirüs salgınının saldırıları durdurduğunu söyleyemeyiz. Örneğin daha dün rejim güçleri İdlib'in Albara ve Kansafra kasabalarını roketlerle vurdu. Birçok sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu'nun yayınladığı son rapora göre Rusya ve Esad rejimi İdlib'de sivilleri kasten vuruyor. Aslında bölgede gerçekleşen 52 ihlali araştırdık. Bunların 17'si hastaneye, 14'ü okullara, 9'u pazar yerlerine ve 12'si konut binalarına yapıldı. Bu kapsamda hem Suriye Hava Kuvvetleri hem de Rus Hava Kuvvetleri'nin savaş suçu işlediğini tespit ettik. Raporda bu saldırıları gerçekleştiren ve Rus uçakları olduğunu düşündüğümüz iki olayı da belgeledik. Peki ya koronavirüs salgını? Suriye'deki koronavirüs vakaları tam olarak bilinmiyor. Ülkede yeterli sayıda test yapılamadığı için açıklanan rakamların gerçeği ne kadar yansıttığı tartışmalı. Vaka sayılarında olası bir artış büyük bir krize neden olabilir. Nitekim savaş nedeniyle ülkenin sağlık sistemi de yarı çalışır halde. Özellikle İdlib kötü yaşam koşulları nedeniyle risk altında. Suriye'deki koronavirüs tablosuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Sen neler gözlemliyorsun? Ülkedeki son durum nedir? In fact, the disease hasn't... Açıkçası salgın Suriye'nin kuzeyine henüz gelmedi. Çünkü koronavirüs yayılmaya başladıktan sonra Türkiye ve Suriye sınırı kapatıldı. Bulunduğumuz bölgeyle rejim arasında da herhangi bir ticaret yok. Dolayısıyla bir bağlantımız yok. Burada büyük bir hapiste olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bölgemize korona gelmedi ama şunu da söylemek gerek, sağlık sistemimiz çok zayıf. 2011'den bu yana Esad rejimi ve Rus savaş uçakları hastanelerimizi bombalıyor. Eğer korona buraya gelirse çok büyük bir kriz yaşanır. Suriye'de yaklaşık 11 milyon insan yardıma muhtaç yaşıyor. Yaklaşık 9 milyonunsa yeterince yiyeceği yok. Yılına giren iç savaş sürecinde Suriye lirası daha önce hiç olmadığı kadar değer kaybetti.
yılbaşında 1 dolar 700 Suriye lirası civarındayken, Haziran'ın başında 3500 liraya kadar çıktı. Ülkede gıda fiyatları geçen yıla kıyasla 2'ye katlanmış durumda. Nüfusun yarısının sayışıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriyeliler daha önce hiç olmadığı kadar kitlesel bir açlıkla karşı karşıya. 9 yıldan fazla süren çatışmalarda gıda fiyatları hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. İnsanlar bize pazardan yiyecek satın alamayacaklarını, pazardan yiyecek almak için fiyatlar düşene kadar beklemek zorunda olduklarını söylüyor. Bir televizyon ya da spor ayakkabısı almak için değil, yiyecek almak için bekliyorlar. Ebeveynlerin artık çocuklarını beslemeye parası yetmiyor. Öğünlerini kesiyorlar, tüm varlıklarını satıyorlar, çocuklarına daha az yemek veriyorlar. Malik İbrahim, çocuklarıyla birlikte İdlib'in doğusunda bu döküntüler arasında yaşıyor. Esad rejiminin saldırılarında sakat kalan İbrahim'e kimse iş vermek istemiyor. Zaten hali hazırda pek iş olduğu da söylenemez. Savaş ve salgınla iyice artan hayat pahalılığı onu da derinden sarsmış durumda. Kira verecek parası yok. Yuvam burası diyor, rejimin roketleriyle yıkılmış bu ev için. Ana ismim Malik İbrahim İbrahim. 7 aydır sürekli göç halindeyiz. Son 3 yıldır özellikle Sikke'nin doğusu düştükten sonra çok büyük sıkıntılar çektik. Arazilerde yatmaya başladık. 11 kişilik bir aileyiz. Annem ve öldürülen kardeşimin yetim çocuğu da benimle kalıyor. Çocuklarla beraber çok büyük sıkıntılar çektik. Soğukta ısınacak, sıcakta sığınacak bir şey bulamadık. Yani son 3 yıl fakirlik ve kimsesizlik nedeniyle çok zor geçti. Oradan oraya savrulduk. Evden eve, köyden köye, araziden araziye göç ettik. Uçakların bombardımanı beni de yaraladı, elimden ve ayağımdan. Bu yüzden çocuklarıma güvenli bir yer sağlayamadım. Şimdi bu bombalanmış evde oturuyoruz. Allah bize bir kapı açıncaya kadar bu her an yıkılması muhtemel evde kalacağız. Suriyeliler 2011 yılından bu yana pek çok saldırıya tanık oldu. Evlerini, ailelerini kaybettiler. Bunlar pek çoğumuz için hayal bile edilemeyecek acılar. Güzel günlerin geleceğine dair hiç umutsuzluğa kapıldığınız oluyor mu? Bir gazeteci olarak Hama'nın kuzeyindeki bombalamayla ilgili bilgi verirken yaralandım. Ama bu bana hayatımı seçtiğim şekilde yaşama konusunda daha ısrarcı olma isteği verdi. Hayatın nasıl olması gerektiğini bilemeyiz. Hayatta her şey Allah'ın takdiri. Allah'ın bizim için her şeyin en iyisini seçtiği gerçeğine güveniyoruz. Dünyadaki herkes güzel günlerin bir gün geleceğine inanır. Biz de Suriye'de devrimin kazanacağına inanıyoruz. Bir gün bu acılar sona erecek. İnsanlar bombardımandan kaçtıktan sonra evleri Suriye ordusu, ulusal ordu, HTŞ ya da diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirildi ve yağmalandı. Dikkat çekici olan şey, tüm bunlara rağmen saldırılarda bir azalma olduğunda bazı insanlar geri dönüp mülklerini geri almaya çalıştı. Bunu yapmak zorunda hissettiler. Sadece bu bile durumun ne kadar kötü olduğunun bir göstergesi. Bilinmezlik içinde sürülen bir yaşam. Her gün aynı, her gün daha da kötüye giden. En kötüsü de kimse acılarının tam olarak ne zaman biteceğini bilemiyor. Ellerinden gelen tek şey sabretmek. Sessizce sabretmek. Kırmızı başlıklı kız masalındaki bekçinin geleceği günü bekliyorlar belki de. Kurdun karnını yarıp onları kurtaracağı günü.